Duygulandı. Ne güzel konuşmuş. Evet, müthiş konuşmuş ve şu anda telefon attığımızda. Aa. Evet. Bakalım bu güzel şeylere sen neler söyleyeceksin. Ben sizi baş başa... Enişte merhaba diyeyim, baş başa bırakayım. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyiz canım. Demin telefondaki çok önemli bir işim var aşkım. Açamıyorum telefonu. Gerçekten öyle aşkım. Şu anda karayoldayım. Ankara'ya doğru gidiyorum. Acil bir telefon aldım. Ondan dolayı yoldayım. Ondan yazamadım sana. Kusura bakma. Sabah'a da teşekkür ediyorum. Seyretmediniz mi programı? Seyredemedim işte. Dediğim gibi telefondan sonra Ankara'ya doğru hareket ettim. Ya nasıl yalan? Harbiden mi? Ciddi söylüyorum ya hayatım. Babamlar da o tarafa geçiyorlar. Şimdi onlarla buluşacağım. Siz bayağı hızlı. Kesin burada. O benden izinsiz öyle Ankara'lara falan gidiyor. İnsan mesaj falan atmaz mı karısına gitmeden önce daha yeni evlisiniz. Ankara'ya gidiyorum bilmem nereye gidiyorum falan. Neyse ben karışma adam çok güzel şeyler söyledi. Sen de bir şeyler söyle artık. Yok ben ona söyleyeceğim şeyleri zaten her akşam söylüyorum kulağına. Valla. Evet. Aa, bak kesin o ne burada, güzel kameralara da. Siz bir şey yapacaksınız. Nerede olacak kız? Kız o yemez öyle Ankara'lara gitmekten. Yok gidiyorum şu anda sana çekip konuşuyorum. Şu anda saat çektim konuşuyorum. Ankara'ya doğru hareket ediyorum. Akşam dönmeye çalışacağım. Akşam dönmeye çalışacağım falan. İyi güzel. Görüşürüz o zaman akşam. Böyle mi? Akşama kilidi değişmiş bulabilirsin. Ama aşkım kadar... iş bu iş. Önemli. İş. Tamam, mesela bir şey ben de ilk başta bastım. Tabii böyle bir şeye karışmak istemem ama tutamıyorum da kendimi. Bir mesaj atamadınız mı yola? Yazdım yazamıyorum dedin. Beni aradı, telefonumu açamıyorum dedim. Yani bildirecektim ona yayın sonrası. Ha. Adamın şey yapma, işi çıkmış acil. Baksana sen de yayındasın falan mı acaba? Ciddi bir işim var ya. Yani. Yalan ya. Hiç o Ankara'ya öyle ben söylemeden gidemezsin. Peki şey. Neyse tamam. Yolunuz açık olsun inşallah. Sağ salim gidin gelin de. Nasıl tanıştınız bir anlatsanız da sizden dinleyelim. Sonra kızımızdan. Nasıl tanıştık? Zaten bunu defalarca anlattım ben bazı yerlerde. Ama hadi ben o bakışmayı anlamadım. Kim daha çok baktı? Valla bence Demet Hanım daha çok baktı. Ya nasıl uydurukçusun sevgilim ya. Aslında ben... sen daha çok baktın. Kabul ettin onu hatta bir sefer bana. Şuursuz bir zamanımda kabul etmişim herhalde. Ya yok şey biz bir yerde Alişan bizi bir yemeğe götürmüştü. Orada öyle bakmış bana da ben öyle uzun uzun bakmışım hiç hatırlamıyorum yani öyle uzun baktığımı. Belki size mi uzun geldi acaba? Evet belki o zaman benim için zaman süper. Durdu gibi oldu. Efendim? Aşkım harbiden sana uzun gelmiş o. Bir de Alişan çok adi ya. Hiç ne ya, bizi tanıştırmak Alişan ne Alişan bana bize... dedi ki seni biriyle tanıştıracağım dedi. Ama söylemedi Alişan'ın kim olduğunu. Alişan'ın etrafında ha bir tane düzgün bir arkadaşı var. Servet acaba o mu? Bir tane düzgün dedi ya Alişan. Bir... Ben yani söylemedi adını sanırım hiçbir şeyini bilmiyorum. Sadece tanıştıracağım seni dedi. Ha. Ben de iyi tanıştır dedim. Sonra da gitti. Programda söyledi yani reklam arasında söyledi. Sonra hiçbir şey söylemeden gitti. Kafaya mı aldı iyi davranayım diye acaba? Allah Allah. Efendim. Ben kapatmak zorundayım. Yola devam edeceğim. Size iyi yayınlar diliyorum. İyiydik dur daha hiçbir şey anlatmadın ya. Seninle de bir en yakın zamanda tanışmak istiyoruz. Ben de çok isterim. Hatta benim evime çok yakın oturuyormuşsunuz. Biraz önce reklam arasında Demet'le onu konuştuk. İnşallah ben size kınaya gelemedim. İnşallah tebriğe geleceğim bir gece. Niye gelemedin? Sen gelmen lazımdı ama. Ya evet gelmem ne oldu biliyor musun açıkça söyleyeyim. No. Biz ayıptır söylemesi Los Angeles'a gittik. Ona gitmek için de şimdi normal 3 saat canlı yayınımı yapıyordum. Ondan sonra da bant çekiyordum. O bantlardan dolayı ben tabii yorgunlukta uyu kal ve unut. Sonra bir ara bir uyandım akşam. Bir baktım Twitter'a. Allah kına bu geceymiş olmuş falan bir sürü resimler mesela. Eyvah dedim ha uyuttum. Los Angeles'a ne zaman gittin? Hafta sonu herhalde. Efendim hafta sonu gittim. Geçen hafta. Ben Amerikalıyım biliyorsun. Amerika'dayım. Yandım her aşkın yolu. O kadar akıllı ki burada dokuz doğurdum yani. Diyor ki burada değil mi falan yapıyor. Bizimkiler siz oradan bakıyorsunuz ona. Bizimkiler niye böyle bakıyorlar? Okan mı burada diyor bandı izlerken ben buradan soğuk kaynağı bakıyorum. Sen ayret işini gücünü bırakmazdın.
Hoş geldin damat. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ne yapıyorsun bakalım? İyi vallahi, yayını bekliyorduk içeride. İçeride? Bayağı bir sürü. Heyecan var mı? Heyecan yok ya artık. Artık alıştın kamerada. Alıştık. Hadi bir şey söyleyeceğim, bu beni aldıktan sonra biraz rahatladı. Sanki eskiden ofise gittikten sonra hemen arardı, günlük rapor verirdi falan. Şimdi onlarda artık biraz değişiklikler oldu. Evet, ne, bir hafta gibi sanki oldu, ne oldu? Ya, evlendim artık, öyle fazla rahatsız etmeye gerek yok. Şaka yapıyorum. Yok, bir iki gündür öyle. Gibi olmuştu. Kaç kere konuşuyorsunuz günde? Ya vallahi ben onu genelde aramamaya çalışıyorum tabii ki. Bütün gün o reklama giriyor, söyleme. marka yok. Marka yok. Telefondan mesajlaşıyorsunuz. Telefondan mesajlaşıyorsunuz. Aynen öyle. Bütün gün mesajlaşıyoruz.